Merhaba, ben Rıza Kocaoğlu. Ben Sarp Akkaya. Berbat bir fikrimiz var. Radyo programı yapacağız. İyi akşamlar, sen Sarp Akkaya. Sen Rıza Kocaoğlu. Bir kel. Bir kel daha. Çok kel. Bir program sizi bekliyor. Berbat açıldı. Berbat YouTube'da abone olmayı unutmayın lütfen. Bir dakika, önce şunu soracağım. Gerçekten abone olmayı unutmayınız gibi mi sundun? Merhaba, ben Sarp Akkaya. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Berbat kanalımızın adı. İç gece hashtag ile de sosyal medyadan bize sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Anket bile yaptık. Yaptık değil mi? Ne dedik? Adaya düşsen yanına ne alırsın? Beni alırım. Beni alırım. Oo. Fön makinesi alırım. Ya da ütü ütü. Ütü iyi olur. Cildimizi ütüleriz çünkü güneşten buruşabilir. Ayrıca saçları da ütüleyebiliriz. Evet, ikimiz de ütüleyebiliriz. Zaten ütülenmiş gibi bir beynimiz yok mu? Eskiden saçımız da vardı. Zamanında. Ne zaman? Saçın saç olduğu zaman. Sana flörtlerle ilgili bir şey soracağım. Aa, ne enteresan. Evet. Kendini bir haftada bayağı geliştirmişsin. Adım adım yol alıyorum. Nasıl kameralara da oynuyorum, farkında mısın? Bir yandan. Evet, bir yandan YouTube kanalımız için çekim yapmaktayız. Abone olun. Flört ederken yaptığın en saçma ya da düştüğün en komik durum. Ya, karşı yakada oturuyoruz. Sevgilim karşı yakalı, ben Göztepe'liyim. Oo. Yaşasın takımların kardeşliği. Oo. Bir şey üstüne tartışıyoruz, hatırlamıyorum. En sonunda ben dayanamadım. Kalktım, 50 kare ağır çekimde yürüdüm. Ömrümün en uzun yolu gibi oldu. En sonunda o çıkıntıya basıp yukarı zıpladım. Ve tabii ki aşağı düştüm. Zannettin ki düşmeyeceksin. Zannettim ki soğuk bir yere düşüyorum. Buz gibi bir havada bir düştüm aşağı. Su biraz ılık. İçine bir şey katılmış gibi. Üstüne bir şey yapılmış gibi. Ay. Bir anda tabii ki can havliyle, kurtulma çabasıyla yüzmeye başladım. Kız arkadaşım önce panik, ambulans falan diyordu. Baktı ki kurtuldum, ölmüyorum. Hemen Allah cezanı versin deyip sırtını dönüp yürüdü, ben çıkma ihtimalimi görünce. Cool'luktan taviz verdin mi, yoksa aynı cool'lukla devam mı? Ya, cool'luğum şöyle oldu, efektle anlatayım. Eve doğru yürüyoruz ama her attığım adımda ayağımdaki postalardan gibi ses geliyor. Ben işten çıkmışım, o zaman takım elbise, kösele, ayakkabı falan ayağımda ve param yok. Kayalıklar var, kayalıkların üzerinde ahkam kesiyorum ve artistlikler yapıyorum. Oradan ona derken oradan hiçbir yere bir adım attım ve o hiçbir yer çok ıslaktı. Sırılsıklam oldum, çıktım hiç cool'luğumdan taviz vermeden. Kösele ayakkabılarım ayağımda. Kız dedi ki arabama binelim hemen, ben seni bırakayım. Ne demek dedim, ben seni bırakırım. Dedi ki araba benim. Hayır dedim, bizde ben çünkü öyle görmedim babamdan. Centilmenlikten taviz vermem. Ben seni bırakırım dedim. O ıslak pantolon, ayakkabı ve çoraplarla şoför koltuğuna oturdum. Onu evine Acıbadem'e bıraktım. Ve yürüyerek cebimde 5 kuruş olmadığı için Moda'ya döndüm. Kızın seni bir daha aramaması için tek bir sebebi var. Denize atlaman değil. O yaşta kösele ayakkabı giyiyor olman. Sende siyah insan estetiği var giyinirken. Var, evet. Ama onlar da bende olmayan tek şey bu hip hop durumu. Siyah insanlarda olan her şeye sahipsen ben yavaşça stüdyoyu terk edeceğim Sarp. Ya tamam seni korkutacak bir şey yok. Hiçbir kız arkadaşını. Evet, bu hep böyle, sen hani sorularla mı, ellerimi kaldırayım mı? Yo, gerçekten şunu samimiyetle merak ederek soruyorum. Gerçekten bir kız arkadaşını stalkladığın oldu mu? Takip, yani gizli takip. Ne yapıyor, ne ediyor? Ha, bakmak, araştırmak. Arkadaşının hesabından, yok efendim sahte hesaptan. Yani daha çok sonra kız arkadaşım olacak, olmuş olan. Yani başı... Kapa. Adam. Şahıs. Adam. Ne yapıyorsun ya, kameralara mı oynuyorsun, durup dururken bağırıyorsun? Evet. Ya oradan malzeme çıkar. Şöyle falan yapsam. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Oğlum çok çirkin duruyor bizde. O mümkün değil. Onu konuşurken biraz oynak olmak lazım. Oynak. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Onlar bir de tuhaf deneysel şeyler yapıyorlar değil mi? İdrar içmek gibi şeyler var mı? O başka bir program. O başka, o yabancı formatta. Türkiye'de işlemez. Aa, okey, tamam. Onlar daha böyle kırılmayan camı kırana işte bilmem ne falan. Öyle saçma başka şeyler yapıyorlar yani. Anladım, eyvallah. İyi geceler efendim. Kimle görüşüyoruz? İyi geceler. İsmim Sergen benim abi. Bir kadının iki kadından eksiği nedir? Ooo, güzel. Neye gülüyorsunuz, anlamadım. Hayır, sorunun türlü cevabı aklıma geliyor ama buna 25 gün sonra falan cevap verebilirim. Soruyu toparlamaya çalışıyorum, arkadaşımın dağıttığı. Ben o bir kadın diye girdiğin soruyu toparlamaya çalışırken başımıza geldi. Yani bir kadında en çok aradığın özellik nedir? Sarp
sadık olmasıdır abi. Sağlık evet, şimdi sadık. Ha pardon. Çünkü kadının sağlıklı olması da önemli. Ben tamamen başka... Ruh sağlığından bahsediyorsun. Aynen. Aynen aynen. Çünkü gelip böbreğini yani alabilir. Yani kaçmaması lazım abi. Daraltmaması lazım. Sen yani bunları yapıyor musun? Bunları kendine soruyor musun? Bir de siz kemer tarif ediyorsunuz. Kadın değil. Kemer nasıl sadık abi, oluyor? Abi sana ben bir soru aman Allah'ım bugün de pantolonumu düşürmedin. Canım kemerim. Gel bir öpeyim mi? Kemer nereden çıktı ya? Seçkin abi beni tanır. Göztepe'li Seçkin'dir. Onun ben kardeşi gibiyimdir. Eyvallah. Size de tebrik ediyorum abi. Bir İzmir takımının da ligde kalması gurur verici bir şeydir. İnşallah kalırız. Allah yolunuzu açık etsin abi. İnşallah kalacağız bakalım. Eyvallah, çok öpüyoruz kardeşim. Gitti gitti. Sarp'ın çırtkanlığını yaptığı kanalın sahibi benim. Çünkü YouTube'u aradık. Dedi ki iki kişi bir adam mı ediyorsunuz dedi YouTube. Kanalım var benim. Kanal tedavisi için buradayız. Oho! Ayrılırken kurduğun en kötü cümle neydi? Nereye gidiyorsun? Oo, çok kötüymüş. Anlamadım. Anladım. Terk edildiğimi anlamamışım. Aşkım nereye? Ayrıldık. Sen terk edeceğin zaman kurduğun cümle ne? Ben hiç terk ettim mi onu düşünüyorum. Oo. Hmm. Oo. Ben terk edemiyorum Sarp. Ya ben çok depresif. Bunun... Kimseye kıyamıyorum. Sana bir şiir okuyayım mı? Hayır. Tamam okey. Sen feminist bir adamsın, ben hümanist bir adamım. Bayağı hümanistsin, çok hümanistsin. Evet. Ünlü bir insan olarak hayatında nasıl bir zorluklar yaşıyorsun? Naber lan Tefo? Arada kel kafana vurdukları da oluyor mu? Naber lan Tefo? Yo, Allah'tan olmuyor yani. Ama seninle yaşadığımız, beraber de yaşadığımız zorluklar vardı. Bir gün Beykoz sahilinde Tolga Örnekler'de... Elini indir, kameramı kapatıyorsun. Yani şöyle zorluklar oluyor. Aslında bizi televizyonda görüp çok sevdikleri için samimiyet üzerinden aslında 20 yıllık dostuna yapacağı şakayı bize yapıyor oluyor. Fakat biz karşı tarafı tanımadığımız için alınabiliyoruz. Benim bununla ilgili şöyle bir cümlem var. Aslında hepimizin sevgi ve sevmeyi bir... Ben konuşuyorum. Hmm. Sevmeyi bilmekle ilgili derdimiz var. İkili ilişkilerimizde, bizim de, senin, benim, herkesin. Sevmeyi bilme durumunu geliştirmek gerekiyor. Psikoloji bilmek ve psikolojik yardım almak gerekiyor. Bu bir hastalık değil. Hepimizin bunu yapması gerekiyor. Ve burada bunu yaparken sevmeyi, doğru sevmeyi, kendini sevmeyi, sonra da karşındakini sevmeyi öğrenmek gerekiyor. Bunu ikili önce ilişkide bilmiyorsan... bunu bilmeyen çocuklar büyütüyorsun. Bunu bilmeyen çocuklar büyüyor. Bu çocuklar bir şeyi seviyorlar. Mesela bir oyuncuyu seviyorlar. Dolayısıyla sevgilisini sevmeyi bilmeyen hayran olduğu kişiyi de sevmeyi bilmiyor. Ve İstiklal Caddesi'nde yürürken gelip kel kafana ne haber lan Tefo diyebiliyor. Doğru. Seviyor olmak, sahip oluyor olmak demek değil. Biliyorsun. Seviyor olmak onu özgür bırakıp saygı duyuyor olmak mı acaba biraz? Evet, ben ilişki üzerinden şunu net söyleyebilirim. Birini gerçekten çok seviyorsan... Ayrıldığında bu sevgi geçmiyor ve ayrılabilmelisin birinden. Net. Gerçekten seviyorsan. O ayrılamayanlar sevmiyorlar. Onlar sahip olmak istiyorlar. Ayrılamayanlar kendini sevmiyorlar. En başta. Özgüvenlerini sevmiyorlar. Valla bunun üzerine lütfen düşünsünler, taşınsınlar, bir karar versinler. Versinler. Seviyorlar mı, sahip olmak mı istiyorlar? Alo. Buyursunlar efendim. Kimle görüşüyoruz? Tuğba. Geçen haftadan gelen bir Tuğba. Nereden arıyorsunuz Tuğba Hanım? Hemen hatırlayacağım. Bursa. Hatırladım. Kocanızı kestiniz mi? O evet. Siz osunuz değil mi? Evet. Evet. Kocanız rüyada başka bir kadın adıyla sayıklayıp size sarıldı. Uyanıp bizi aradınız ve sonra uyandıktan sonra bizle sohbet ettiniz ve bu bir hafta içinde aynı rüyalanma tekrar etti mi? Ve ettiyse tepkiniz ne oldu? Hayır, durum tekrar etmedi. Ben güzel bir karar aldığımızı size de haber vermek istedim. Çocuk sahibi olmaya karar verdim. Hoppa! As bayraklarım! As! Tebrik ederiz, müthiş bir karar. Seda olacak diyor bu arada. Hala aynı adam bir rüyada gördüğü hanımefendinin adıydı değil mi? Evet. Belki de siz o rüyadan bir kıskançlık çıkarttınız ama belki de eşiniz rüyasında kendi yavrusunu gördü. Siz bunu kıskandığınız için şu anda kendinizi suçlu hissetmelisiniz bence biraz. Doğmamış çocuğunuzu kıskandınız, utanmadınız mı? Yazıklar olsun. Nerede eşiniz? Nerede o güzel insan? Gel güzel insan, gel seni çağırıyorlar, gel. Bence süper bir ikilisiniz. Merhaba ben geldim, merhaba ben geldim. Kardeşim çaktırmadan söyle, zor durumdaysan bize sadece 3 tamam. De. Bu rüyada başka isim sayıklamayı kurtarmak için çocuk yapma fikrine ikna olmuş gibi misin? 333.
Ya iyi ki tekrar denk geldik. Çünkü biz arkanızdan konuştuk. Dedik ki ne kadar eğlenceli bir çiftti ve arayıp programa ne kadar katkısı sağladılar. Çok evet. Teşekkür ederiz. Eğer böyle bir şeyin çok mutlu olduk biz de. Ne kadar eğlenceli bir çiftsiniz. Birden 6'ya kadar sıralıyorum. Bir numara ver. 5 derim ya. Hani 6 demeyeyim de nazar değmesin. Ne kadar kıskançsın? Birden 6'ya kadar puan ver. 2. Ne kadar korkaksın? Birden 6'ya kadar ilişki içinde soruyorum. Puan ver. 8 abi. 10 puanla seni yerine alıyoruz. Kardeşim çok teşekkür ederiz aradığın için. Yenge selamlar. Yengecim selamlar. Valla muhteşem bir karar. Sağlıkla. Teşekkürler, saygılar. Görüşmek üzere. Öpüyoruz. Saygılar, sevgiler. Eyvallah, İyi eyvallah. Akşamlar, mutlulukla. Ben radyocu doğmuşum ya. Sen ses, bak bak ses nasıl hemen. Dublaj yapayım mı? Yapsana biraz. Ben dublajda Altan'ı taklit ediyorum. Engin Altan selamlar. Dublaja gittiğimde böyle karizmatik konuş deyince hemen onu biliyorum böyle. Araba falan işte araba geliyor ve hayatınız değişiyor. Özgürlük koltuklarda falan gibi. Benim başıma şöyle bir şey geldi. Gel başına. Gel başıma. Gel başına. Gel baş... Okey buyurun. Bir tiyatro oyunu hazırlıyorduk. Ve o zaman Türkiye'de ilk kafe tiyatır konseptinin çıktığı zamanlar. Belki de ilkini biz yapacaktık. Bir restoranda bir tiyatro oyunu oynayacaktık. Çok güzel kurguladı Kerem Deren. Fakat bir fotoğraf var gözünün önünde çekmek istediği. Bir sofada, cam kenarında bir sofada çıplak bir çocuk. Bir genç adam. Dedi ki bana oynar mısın? Allah ben de Allah, restoranın enteresan. Kapılarını kapadık. Böyle bir villaydı o restoran. Böyle 5-6 odalı. Odalardan birinin sofasında cam içinde ben bütün kapılar kapandı. Kerem'le ben kamera girdik ve o beni orada fotoğraf karesi gibi çekecekti. Ben soyunup camın içine yerleştim. kamera kapandı. Kamera açık, kayda girdiği an içeri Halkla İlişkiler Müdürümüz Ferhan Hanım girdi. Ben ne yapacağımı şaşırdım. Çırılçıplağım. Ferhan Hanım daha da... Çırılmasın. Çırılçıplağım. O da ne yapacağını şaşırdı ve hiç öyle bir şey olmamış gibi kapıyı kapatıp çıktı. Hani bazı anlar olur ya. Aa merhaba, merhaba Sarp, merhaba Sarp. Evet. Bütün Sarplar. Evet. Hoşça kalın. Yani ben daha önce sanat için olmasa bile Kerem için soyundum. Twitter'dan bize gelen sorular var. Evet. Tuncay Kurtiz'le bir anını anlatır mısın? Allah rahmet eylesin, ruhu şad olsun. Çok büyük usta, büyük değer. Ustamız. Çok şey öğrendik. Ya birçok anım var elbette ama bir tanesi şuydu. O zamanki kız arkadaşımdan ayrılmıştım ve çok mutsuzdum. Çok hüngür şakır ağlıyordum, mahvoluyordum falan filan. Neyse beraber de bir sahne çekeceğiz. Gittim sete, gözlerim şiş ağlamaktan. Ne oldu sana dedi. Bir şey yok falan dedim. Geçiştirdim. Ne oldu oğlum, mahvolmuşsun, boka dönmüş suratın dedi yani. Hani ne olduysa söyle. Ya abi dedim, anlatmak istemiyorum. Çok moralim bozuk. Kendimi de iyi hissetmiyorum. Anlat, anlatmam, anlat. Ya, tamam dedim. Kız arkadaşımdan ayrıldım. O yüzden de çok kötüyüm. Oh dedi ya. Oh ne abi dedim. Çok canım sıkıyor. Oh dedi ya. Ben dedi senin yaşındayken kız arkadaşımdan ayrıldığımda kendimi perişan ettim. Eve geldim, kendime eziyetler ettim. Ama dedi ayrılıkların hepsi için söylüyorum. Bir gram, %1 bile olsa bir rahatlama olmuyor mu? Bir sorumluluktan kurtulmuş olmuyor musun dedi. Dedim ki evet %1 ama ya. Hah dedi, işte ona tutun. O seni hayatta tutar. Sen hiçbiriyle internette tanışıp buluştun mu? Dürüst cevap vermezsen ben yere yatarım. Buluşmadım. Yalancının? Yat diye yaptım. Yıkıl diye yapmadım, yat diye yaptım ya. Buluştun. Buluştum. Anlat, öyle kalkacağım. Ne, gittik kahve içtik, ayrıldık. Atma. Vallahi de billahi de. Bekarken de mi bu? Yok artık. Ben duyulmuyorum. Devenin örgücü. Sana şunu uzatsam biraz konuşur musun? Ben bunlar görüntü için. Olmadan çok tuhaf oluyor. İyi akşamlar, okey mi? Buluştun mu hiç internetten biriyle? İnternetten biriyle buluştum. Merhabalar. Yani başka bir programda sunucusunuz belli ki. Ya hayır, değilim tabii ki. İyi girdiniz. Kimle görüşüyoruz? İsminizi alabilir miyiz? İsminiz de. Valla bu kadar yakın olduğunuzu gözlemleyince bir de programa dahil oldum. Artık tutman gizleri dondurma yerken sizi dinlemeye karar verdim. Ne yaparken? Büyük kalori. Dondurma mı? Aynen, büyük kalori. Evet. Afiyet olsun. Neyli? Bademli. Yer misiniz? Yeriz bir gün. Ben yemem, teşekkür ederim. Ben tatlıyı bıraktım komple. Şey mi peki, yani kaşıkla mı yiyorsunuz yoksa külahta mı? Yok, kaşıkla yemiyorum, külahta yiyorum. Evet, bekliyorum. Sarp soruyu sor. En saçma ayrılık anınız neydi? Bilemiyorum şu an ya, en saçma düşünmem lazım. Siz bir Rıza Bey anlatabilir mi en saçma terk edin? Rıza Bey neler anlatır?
En saçma ayrılık anım. Vallahi hatırlamıyorum. Aha, Sedef Hanım'la meç oldunuz. Ne kadar benziyoruz. Sedef, ikimiz de aşırı saçma ayrılıyoruz. Ayrılalım mı? Birlikte ayrılmaya ne dersin? Olur olur, güzel olur. Sedef Hanım, yalnız mısınız? Şu an mı? Hayır, genel olarak hayatta. Hayır, şu an bademli dondurma var diye düşünüyorum. Doğru düşünüyorsun. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sedef, ben stüdyoyu boşaltayım mı? Çıksın mı bu çocuklar buradan? Yok yok, stüdyo durduğu yerde boşaldı şu an. Ne haber Sedef? Utandım. Bak, ses de seni ne hale getirdim, görüyor musun? Okey, bir şarkıya mı girelim, bir şey mi yapalım? Yanıyor burası. Sedef, çok teşekkürler aradığın için. Afiyet olsun. Sar, mesela bir kadından çok hoşlanıyorsun ve bekarsın. Evet. Düşün, buna dön. Hemen döndüm. Hafızanı eskiye çevir. Döndün mü? Döndüm. Bir kadını tavlamak için en fazla, en ileri gidebileceğin ne yaparsın? Ne yaparım? Deli numarası yapabilirim. Daha önce bunu yaptım. Ve deli numarası yapıyorsun diye sana herkes hasta bakıcı içgüdüsüyle mi yaklaşıyor? Yok, ilgi çekmeye çalışıyorum. Böyle saçma sapan mesela. Bir deli ne yapar bir kadını tavlamak için? Mesela kadın, bir partideyiz. Bir sürü insan var. Evin bir noktasındayım. Kadın başka bir noktasında. Ama tanışmışız. Merhabamız var. İsmini biliyorum. İsmimi biliyor. Evet. Ben ona bağırıyorum. Sesleniyorum. Bağırıyorum böyle tuhaf tuhaf. O da geliyor. Sonra diyorum ki vazgeçtim git. Sonra o böyle gidiyor. Ben tokadı çakarım, giderim. O çakmadı, evlendi benimle. Aa, öyle mi tanıştınız? Evet. Çok tatlı. Evet. Aa, ben bunu bilmiyordum ya. İşte. Ya sen de o yüzden bilmiyorsun Londra amirliğini. Dur bakayım, senin şu boy üstünlüğüne bir son vermek lazım. Dur bakayım. Dur lan, tutayım seni. Big Man Blunders. Ne zaman? Ne zaman? Ne dediğini anlamadım ki. Kafam tavana değdi, çok uzun. Yok, değmedi, işin kötüsü o. Çocuğum, oğlum yapma, sen manyak mısın? Beni korkutma. Bir kadını tavlamak için en deli ne yaparsın? Eşin olmayan bir hikaye istiyorum. Yaptığım bir şey olmayabilir ama yapmayı göze alabileceğim bir şey olabilir. Her şeyi yapabilirim. Yani ne bileyim, bununla ilgili bir sınırım var mı onu düşünüyorum. Biriyle tanışmak ve onu tavlamak istiyorum. Yani söz konusu kadın olunca sınırsızım mı diyorsun? Söz konusu aşksa ve tavlamak istiyorsam net sınırsızım. Güzel, ben evet. De. Onu biliyorum. Ya arkadaş... Işıklarda kız tavlamak nedir? Işıklarda durduğunda camı açıp da senin telefonun ne deyip de... Öyle değil, o hikayeyi küçümsüyorsun. Küçümser miyim ulan? Şöyle oldu. Maça gidiyoruz. Arabada giderken böyle coşkudan arabanın camlarına çıkmışız ve arabada Göztepe besteleri çalıyor. Ve camdayım. Böyle trafik sıkıştı. Arabayla böyle yavaş gidilir bir pozisyon oldu. Ben de böyle camdayım. Madem dışarıdayım bir bakınayım dedim. Bir baktım yandaki arabayı çok tatlı bir hanımefendi. Merhaba, maça mı, evet falan, böyle bir sohbet genişti trafik sıkışıklığından. Sonra telefon alışverişi oldu. O kadar mı? Biraz mesajlaşma da oldu. O kadar mı? Bir iki kere sesimizi duyduk. Sonra? Görüşme? Sesimizi duyduk. Yüz yüze gelip bir ses duyurmaktan mı bahsediyoruz? Ses çıkartmaktan bahsediyoruz. Ha, anladım. Aradığınız şeyi bulduğunuzda, bulduğunuz şeyin aradığınız şey olup olmadığına dönüp baktınız mı? Ne dönüp bakacağım? Bulmuşum zaten. Oysa o değilse değil. Dönüp baktığım zaman oraya bakmıyorum ki. Arkama Hayır, bakıyorum. Ben zaten arıyorsam arkamda bırakmam ki. Aynen. Aramışım, bulmuşum. Aynen. Önümde. Tutarım, bırakmam. Evet, bravo Rıza. İşte bu istikrar. Ben Londra'ya gidiyorum. Ya dur bir dakika, vizen yok. Nereye gidiyorsun ulan? Var vizem. Ankara anlaşmasına sığınıp oraya gidip de böyle ben Türk'üm arkadaş, bizim bir anlaşmamız var mı diyeceğim. Hayır, var vizem. Neyse. Bekle beni Londra. Ya çok Allah'ım ya, çok şaşkınım şu anda. Sap, buradan Londra'ya bir şey. Senin yok. Ömrümün yarısı Berlin'de geçti. Bak gerçekten ömrümün yarısı Berlin'de geçti. Yani geri kalanını da Londra'da harcamaya hiç niyetim yok. Zaten gelirsen şerefsizsin. Bitiriyor muyuz gerçekten? Bitiriyoruz gerçekten. Berbat TV YouTube kanalımız. İç gece hashtag ile iç gece birinci bölüm diye bakarsanız YouTube'da belki bulursunuz. Bulursanız da yapıştırın, izleyin. Abone olun demeyeceksin değil mi? Yapıştırın diyorum. Yapıştırın, abone olun. Bundan sonra abone olun demek yerine yapıştırın demeye karar verdim. Ne olursanız olun, yine gelin. Gelin. Haftaya yine buradayız umarım. Saat 22 itibariyle Show Radyo'da olacağız. Belki de olmayacağız. İnşallah oluruz. Bizim ne yapacağımız hiç belli olmaz. Kapanış gelsin, yapıştır Yusuf.